Herkese mutlu haftalar. Bugün farklı bir yayın yapıyoruz. Çünkü genelde bu yayınları programa girmeden önce yapıyorduk ama bugün programa girdik ve sonrasında yayın yapmaya başladık. Ancak program içeriğini hemen aktarayım sizlere. Tabii Fenerbahçe ve Galatasaray avantajlı girdiler maçlarını kazanarak şampiyonluk yarışına son iki haftaya. Beşiktaş bugün kazanırsa Beşiktaş da avantajlı girecek. Başakşehir berabere kalmıştı. Dört büyük takımdan son bilgileri aktarıyoruz sizlere. Trabzonspor'a yeni bir ceza gelme ihtimali var mı? Başkan Ahmet Ağoğlu açıkladığı için bunu söylüyorum. Ayrıca Galatasaray'da Fatih Terim'in pek çok açıklaması var. Pek çok yere pek çok önemli mesaj gönderdi. Bu mesajlar nereyeydi? Bunu analiz edeceğiz. Ve Galatasaray'da bir seçim süreci var. 26 Mayıs'ta biliyorsunuz ayın 26'sında seçim var. Aynı zamanda şampiyonluk yarışı da devam ediyor. Hem seçim sürecini hem şampiyonluk yarışı öncesinde şampiyonluk yarışı içerisinde detayları konuşacağız. Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ve kaptan Volkan Demirel taraftara serzenişte bulundular. Ne derece haklar bunu konuşuyoruz Fenerbahçe bölümlerimizde. Elbette ki Fenerbahçe futbol takımında ve Haziran'ın hemen başında yapılacak seçim öncesinde başkanların çalışmalarıyla ilgili detaylarını bunlara da bakacağız Fenerbahçe bölümlerimizde. Beşiktaş bu akşamki maça hangi 11 ile çıkacak? Elbette ki Beşiktaş'ta yeni sezonun planlaması yapılıyor. Talisca gidiyor yerine Hunt gelir ya da işte Galatasaray'dan ayrılıp Stoke City'ye giden NDI'ye Beşiktaş'ın gündeminde pek çok haber var. Bunlara da bakarız ama hafta sonu yapılan Divan Kurulu toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan Beşiktaşlı üyelerin ihracıyla ilgili bir takım dilekçelerin ortaya çıktığını, dilekçe verilebileceğini daha doğrusu duyduk. Bu konuya da bakacağız. Ve Beşiktaş'ın bu akşam oynayacağı Kayserispor maçı öncesi son durumunu işleyeceğiz ve nasıl bir 11'e sahaya çıkabilir. Bunu da aktaracağız sizlere. Tabii ki Avrupa'dan ve dünyadan ilginizi çekebileceğini düşündüğüm futbol notlarını da program çerçevesinde bulabileceğinizi hatırlatıyor. Şimdilik veda ediyorum. Az sonra tekrar yayında görüşeceğiz. Hoşçakalın.